Erkan Tan, Kılıçdaroğlu cehennemden kim kurtaracak? CHP milletvekillerinin genel başkanlarının mahkemelerden aldığı cezaları için aralarında para toplamaya karar vermeleri korkunç bir durum yalan, iftira, hakaret içeren sözleri ve iddialarına yeter artık diyeceklerine yardım edecekler. Böylece dünya siyasi tarihinde ilk defa yalan, iftira ve hakaret daha rahat ve kolay söylenebilsin diye fon oluşturulmuş oldu. Bildiğiniz gibi yalan, iftira ve hakaret aynı zamanda günahtır. Bu dünya tamam da Kemal Kılıçdaroğlu'nu ahiret hayatında cehennemden nasıl kurtaracaksınız? PKK ve HDP ile Kürtlerden intikam alıyorlar. Kapitalist Amerika Birleşik Devletleri Marksist Leninist solcu PKK PYD YPG KCK katillerini koruyup kolluyor. Bu teröristlerin siyasi parti görünümlü arkadaşları olan HDP ise Kürtler için değil, daha çok ateist Türk solu için tasarlanmış bir projedir. Ateist Türk solu kitlesel bir ağırlık ve güç oluşturamamıştır. İşte bu ateist solcular Kürt evlatlarının dökülen kanlarıyla Amerikan uşağı iğrenç bir ihanet içindedir. Kürt kardeşlerimizin Müslüman dindarlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlılıkları PKK ve HDP aracılığıyla cezalandırılıyor. Bu değerlendirmelerin sahibi Diyarbakırlı Cemal Toptancı abimiz. Aynen katılıyor ve bilginize sunuyorum. Kalplerinde batı mührü taşıyan şer odakları. Bu memlekette batı ve çağdaşlık denen putlar var ve bu putlara tapanlar var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde putperestler var. Batı coğrafi bir kavram. Bize göre batıda yer aldıkları için öyle denmiş. Bu cepheyi asıl ifade eden tanım Hristiyan Haçlılar ve Siyonist Yahudilerdir. Batı tek dişi kalmış bir canavardır. Bu topluluğun ortak noktası Türk ve Müslüman düşmanlığıdır. Batı medeniyeti mensupları birbirleriyle itişip kakışırlar, dövüşürler ve hatta savaşırlar. Ve fakat Türk ve İslam düşmanlığında bir ve beraberdirler. Memleketimizde bizimle birlikte yaşayan ve batı putuna tapanlar yine çıldırmış haldeler. Kalplerinde batı mührü taşıyan şer odakları her türlü kılığa giriyorlar. Haçlı oluyorlar, laikçi oluyorlar, İslamcı oluyorlar, bölücü oluyorlar, terörist oluyorlar. Komünist oluyorlar, Atatürkçü oluyorlar, Amerikancı oluyorlar, ateist oluyorlar, FETÖ'cü oluyorlar. Sadece yerli ve milli olamıyorlar. Kenevir şeytanları. Rockefeller dünyayı yönetmeye iman etmiş Yahudi kapitalist emperyalist yamyam Biyo yakıt olan kenevir yağı petrol yamyamının en büyük düşmanıydı. Petrol ürünlerinden plastik üretmek için ayrıcalıklara sahip olan DuPont şirketi kenevir endüstrisinin en büyük düşmanıydı. Dev kağıt üreticileri kenevirin düşmanıydı. Kenevirden üretilen ilaçlar hem çok etkili hem de çok ucuzdular. Günümüzün kimyasal ilaç üreticileri kenevirin düşmanıydı. İşte bu emperyalist kapitalist yamyamlar keneviri herkesin bilinçaltına altına uyuşturucu olarak yerleştirdiler. Üretimini büyük baskılarla yok ettiler, kendi tekelleri ve emirleri altına aldılar. Şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu şeytan ve taraftarlarıyla kenevir meselesinde savaşıyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Erkantan Takvim